x'in değerleri isteniyor. 8 ile bölünebilme son 3 basamakla alakalı. Son 3 basamakta gördüğümüz sayı şöyle 320'li bir sayı, 3, 2, x şeklinde verilmiş. Şimdi bu 8'e bölünecekse şu 320 sayısı, 320x'li sayı 8'e bölünebilmeli. Şimdi şöyle kullanacağız. Eğer 8 ile bölünebildiğimiz bu civarda bir sayı biliyorsak direkt onu kullanabiliriz. Onun üzerinden 8'in katlarını ekleyip çıkararak hareket edebiliriz. Mesela 800 sayısı 8'e tam bölünüyor. Veya 400 sayısı 8'e tam bölünüyor. Veya 200 sayısı. 200 sayısı da 8'e tam bölünür. Bunların üzerinden hareket edebiliriz. Mesela ben 400'ü kullanmak istiyorum. 400 8'e tam bölünür. Eğer biz bundan 8'in tam katını çıkarırsak, 8'in 10 katını mesela. 400'den 8'in 10 katı 80'i çıkarıyorum, 320 yapıyor. 320 sayısı da 8'e kesinlikle tam bölünür. O halde biz x yerine 0 versek, 320 olur bizim sayımız ve 8'e tam bölünür. Yani x 0 değerini alabilir. Tabii bölünebilme kurallarının tümünde geçerlidir şu. Eğer sayılardan birini bulduysak, x'in alabileceği sayılardan birini, diğeri bunun 8 fazlası olacak. 8 ile bölünebilmede çalıştığımız için. 8 fazlası da tam bölünür. Yani x 8 değerini de alabilir. X'in alabileceği değerlerin toplamı isteniyor. Bu değerlerin toplamı 0 artı 8'den 8 gelir.